Yok. Benim en büyük avantajım şu, ben bütün şive ve aksanları konuşuyorum. Çünkü ben bütün halk oyunlarını da oynadım ama yöre yöre oynadım. Ve her yöreden de mutlaka biriyle tanıştım ve kulak desibelim çok yüksek oldu. Yani ben ee, bir Tekirdağlı'yla da, bir Erzurumlu'yla da, Mardinli'yle de hepsiyle bir bağlantım var. Hemen o şiveden yakalıyorum. Onun için ülkemi çok seviyorum. Çok zengin olduğumuzu görüyoruz. Ama şey de var mesela beden eğitimi dersi hala var diye biliyorum var. ama. ya Yani beden eğitimi nasıl dersin, algıladığına bağlı o Yani Bir eğitimi. dersini tamam işte taklatalım bilmem ne yapalım ama yani bir dersine de gerçekten evet. halk oyunu dersi olabilir. Evet. Mesela İzmir'de mi okuyorsun? İşte Zeybe'yi öğren. Evet. Yani küçük yaşta işte evet. Doğu'da mı okuyorsun? Oranın yöresini öğren. Evet. Hani bunun da mutlaka derslerine giren hocalarda bulunur edilir. Bir seçmeli dersten ziyade kalıcı bir ders olabilir. Evet. Ben şahane de bir şey olabilir. Bak çok isterdim mesela. Şu Bak, an aklıma geldi. Bu kadar geldi. Bir sevdiğim bir şey ama sor bana hangi yörenin ne oyunu bilmiyorum yani. Artık orada o kadar cahile düşmüşüm ki. Estağfurullah. Önünüze gelmemiştir. Evet ama yok işte. Dolayısıyla cahilim artık o konuda. Kendi öz kültürümün o renginden bir haberim artık. Bu çok acı bir şey bence. Bizim zamanımızda biz uluslararası dünya üzerinde bayağı ülkeler arasında ya, Burcu, yarışmalara giriyorduk. buradan kullansana evet, ya. Evet bence de ya şahane bir Yarım şey. Yarın ben buradan hemen. Şey ya. Gerçekten bunu bir düşün bir dans atölyesiyle anlaşmak olabilir çocuklar için. Bir denesene nasıl bir geri bildirim alacaksın? Çünkü sevildiğin yerden kıymet geri bildirimi böyle bir şey benim için. Sen beni çok sevdin. Beni işte takdir ediyorsun, beni takip ediyorsun. Benim ne yaptığımı merak ediyorsun. Ben sana nasıl geri bildirim faydası sağlayabilirim? Benim mesela bu hayatta mesela. Senin evet. böyle bir yerden geri fayda sağlaman çok çok güzel olur. Rengarenk olabilir. Düğünü de de. olan arkadaşlarıma falan çalıştırıyorum böyle çift mesela. olarak arada onları ama mesela ama dediğiniz gibi olabilir yani. Bunu Düşünebilirim. Ay biz bile atölye olarak seninle bunu çalışmak isteyebiliriz. Atölyede ya mesela anaokullarında her sene sene sonu gösterisi yapılıyor. Neden bir e, yani halk dansı yapılmıyor? Ki Neden folklor bir olmuyor? Söyleyen var yani çok faal evet, çok aktif. Ya, Yapabiliriz orada. Çok olur. güzel bir şey olabilir. Ay, yapalım bir Niye ne olacak şey, merak ediyorum. Şahane olur bence. Kostümlerini falan ayarlayalım. En kötü ihtimal bindallı giyerler. Ondan sonra bir cep geldi yani. bir şortları. Severim. Çok tatlı ah. olurlar. Çok tatlı olurlar ya. Zeybek de iyiyimdir diye düşünüyorum çok <laughs> erkek çalışın çünkü çok yıllarca çok uzun. Senelerce oynadım. Hatta şöyle ailemden gizli kaçak gidiyordum. Yani ben katı bir ailenin çocuğuydum. Nasıl? Genelinde... halk dansı yapmana mı izin vermeyecek katılıktalar Neler neler? <laughs> Anlat bakayım bak. <laughs> yani, Bunlar benim tabii. çok merak ettiğim meselelerdir. Bir yani... aşk çocuğu musun diye soruyordum ilk başlarda. Uzun zamandır sormuyorum. Sonra bir program montajı yaptılar. 58 kere aşk çocuğu musun diye bile tık tık tık, tık adil. Gerçekten mi? Her konuda soruyordum. Çünkü ben bence önemli yani evet, bu. kesinlikle önemli. O aralar aldığım bir eğitimde de vardı bu. Anne babanın isteyerek doğurduğu çocukla ne kadar insan psikolojisini, kaderini değiştiriyor ya kesinlikle. öğrenmiştim kesinlikle. eğitimde. Kesinlikle. E, eş zamanlı programda devam edince haberi aşk çocuğu musun? Aşk çocuğu musun? Ben değilim. Tıpta ha. ilkim ben. E, annemin demek? rahminde bir problem varmış. E, doktor demiş ki çocuk yap ama yaşaması mümkün değil. Evet. Ve ben ikizim çok erken doğum kurban bayramında Erzurum'da rahmetli nenemin evine gidiyorlar. Bir tanesi düşüyor bir tanesi de ben. Üstümüzü örtüyorlar apar topar annemi hastaneye kaldırıyorlar. Rahmetli nenem de alıyor teşli dediğimiz şeyler vardı. Erzurumlar bilirler kar koyarlar etleri kesince içine koyarlar Kıl, kılcal damarları ölsün diye. Beni içine sokup çıkarıyor ince bir nefes alıyorum pamuklara koyuyorlar. Doktor diyor ki yaşaması mümkün değil yani çok zor. Ben ailede kimseye benzemiyorum ama bütün hastalıkları işte izlerini falan taşıyorum. Ama dersen ki annenle baban aşkı hala çok aşıklar. Biz dört kardeş, herkes birbirinin ağzının içine bakıyor. Ama ben çok uzaktayım. O dediğiniz doğru. Çünkü ben istenmediğim için değil bağ kurulamadığı için ama hmm. e, çok kalabalık bir aileyiz biz böyle sülalecek bitmeyen. İkizim vardı. O vardı öldü evet Orada. öldü. Ben de ölü doğmuşum sonra cana gelmişim. Böyle iğneyi soktuklarında dışarıdan <laughs> görüyorlarmış. Nenem hep şöyle bakıyormuş bana. Büyüdüğümde de insanlar akrabalar böyle. Yapıyor. E bu ölecekti ne oldu? Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> hani <gülüyor> eski <sorunlu. gülüyor> diyorum Öyle mi durum yani. Sorunlu. Tabii soru ölecekti ne oldu? Ben Türkiye sen. genelde halk oynarım madalya getirdim. Babam demiyor. Dans müzikten getirdiğim madalya mı olur? Ne yapacağız onu? Altın bilezik. Çünkü öyle bakılıyor sigorta çünkü halk oynar. Dansçı dediğin zaman o zamanlarda şey diyorlardı. Kulüpte kulüpte mi oynuyor? Nerede? Yok yok halk oynar. Ha sen folklorçusun tamam ya. He. Bakar mısın? Anadolu ateş sayesinde halk oyunlarına çok daha. Evet. Mustafa Erdoğan'ı da sevgiler. Mustafa Erdoğan, da Mustafa sevgiler Erdoğan ne kıymetli bir şey. Çok önemli Anadolu'dan evet. Şimdi. Bir çığır açtı evet. ülkede yani evet. dans e, evet. için. Keşke tekrar yapsa Keşke keşke ben çok izlerdim ya evet. her yerde böyle evet. e, tamam belki gösterisine gitmemiş olabilirim ama böyle onlar bir televizyonda çıktığında bir ettiğinde çıkınmıyor. aşırı o aynı e, şeyli sekansla müthiş bir şey ya valla harika bir çok şey. Çok bizi... Ee, Burcu sende ne hikayeler var ya yaşıyor mu annenle? Tabii yaşıyorlar Aa, hala çok var. aşıklar. Hala çok aşka çok. Evet, iyi. babam her sabah kalkar. Anneme sıcak ekmeğini alır, kahvaltısını hazırlar, çayını koyar. Ondan sonra çünkü uzun yıllar hep bizi büyüttüğü için erken kalkmak zorunda kaldığından dolayı. Böyle adamlar kaldı mı diyoruz şimdi. Evet.